13. sınıflar matematik dersi. Birinci dönem birinci Yazılı soru çözümleri yapacağız sizler için. Burada en olası sorulardan oluşan yani karşınıza gelebilecek muhtemel sorulardan oluşan bir yazılı derledik. Sorular derledik 12 sorudan oluşan. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Hepinize bu arada yazılarınızda başarılar diliyoruz. İlk soruya bakacak olursak n pozitif tam sayı olmak üzere permütasyon n'in sıfırlısı artı permütasyon n'in birlisi artı permütasyon n'in ikilisi eşittir 145 olduğuna göre permütasyon n'in üçlüsü ifadesinin değerini bulunuz. Şimdi permütasyonun formülünü hatırlatalım. Permütasyon n'in reelisi n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel olarak açılı. Tabi sorularda formülü uygulamaya gerek kalmıyor genelde. Mesela permütasyon n'in üçlüsü. n'i üç kere açıyoruz. n n-1 ve n-2 olarak açıyoruz. 3 kere açıyoruz. 4 olsa 4 kere açıyorsunuz. Yani şu formülü bilmekte fayda var. Bazen işe yarıyor ama genelde biz şu ifadeyi kullanacağız. Yani kaç kısa o kadar açıkmanız yeterli. Şimdi geçelim sorumuzun çözümüne. Şimdi permütasyon n'in sıfırlısı bu özel bir durum. Bu her zaman 1'e eşit. Artı n'in birlisi n'i bir kere açıyoruz. n artı n'in ikilisi n çarpı n eksi 1 yani 2 defa açtık. Eşittir 145. Şu 1'i karşıya atalım. Burası 144 olsun. Sonra n'i içeri dağıttık. n kare eksi n artı n'imiz de şurada var. n'ler birbirini yok etti. Buradan n kare eşittir. 144 kalmıştı. Biliyorsunuz 12'nin karesi 144 olduğu için n eşittir. 12 çıktı. Sonra permütasyon n'in üçlüsünü soruyor. Yani 12'nin üçlüsünü soruyor bize. Ne yapacağız? Az önce söyledim. 12'yi 3 kere açıyoruz. 12, 11, 10. Çarpalım. 12 kere 11, 132. 10 ile çarp. 1320 olacak sorunun cevabı. İkinci soru. Aralarında Elif ve Ömer'in bulunduğu 6 kişilik bir arkadaş grubu yan yana sıralanarak fotoğraf çektirecektir. Elif ve Ömer'in aralarında arasında herhangi birinin bulunmadığı kaç farklı sıralama olduğunu bulunuz. Şimdi o zaman Elif ile Ömer bunlar e, bitişik olacak, bunların arasına kimse giremiyor. Bir de dört arkadaşları var. Şimdi Elif ile Ömer kendi içinde yer değiştirir iki faktöriyel yani iki kişi oldukları için. Sonra dört arkadaşlar var. Artık Elif ve Ömer bir kişi gibi davranacak, bir kişi gibi hareket edecekler. O zaman Burası 5 kişi oldu ve 4 de arkadaş vardı. 5 kişi bir sıraya 5 faktöriyel sıralanır. Yani 2 faktöriyel 2, 5 faktöriyel 120 çarparsanız cevap 240 olacak. Üçüncü soru, kümesin elemanları kullanarak 3 basamaklı Aa, rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabileceğini bulunuz. Şimdi bu tür sorularda ne yapacağınızı biliyorsunuzdur artık. 3 basamaklı dediği için 3 tane çizgi çiziyoruz. Rakamları farklı diyor. Şimdi başa 0 gelmez. 0 hariç kaç tane rakamımız var bakıyoruz. 4 tane. O zaman buraya 4 tane farklı rakam gelebilir. Bunlardan bir tanesini kullandık artık 3 tane kaldı. Şimdi sıfırı da alabiliriz. Toplam rakam sayımız tekrar 4 oldu. Şimdi bir rakamımız gitti. 3 tane kaldı. Çarpalım. 4 kere 4, 16, 16 kere 3, 48 tane. Rakamları farklı doğal sayı yazabiliriz. Peki B şıkkına bakalım. Rakamları farklı kaç çift doğal sayı yazılabileceğini bulunuz. Şimdi çift derse orada iki durum söz konusu. Çünkü sıfır için ayrı bir çözüm yapmamız gerekiyor. Bakın sona sıfır gelirse sayı çift olur. Değil mi? Bunu biliyorsunuz. Sonra sonra sıfırı aldık. Sıfırdan kurtulduk. Sıfır gitti. Şimdi burada 4 tane rakamımız var. O zaman yüzler basamağı 4 farklı rakam. Onlar basamağına 3 farklı rakam. Zaten bir tane sıfırımız vardı. Buraya bir farklı rakam gelebiliyor. Çarpalım 4 kere 3 12. Durum buradan. Artı diğer çift rakamlarımız 3 ve pardon ne 3'ü 4 ve 6. 4 ve 6 geri 2 tane. Şimdi bunlardan bir tanesi gitti. Burada 3 tane rakam kaldı. 3 sayıdan bir tanesi buraya gelir. 2 tane kaldı. 0'ı da alabiliriz artık. Tekrar 3 tane. Ortaya yine 3 tane gelebiliyor. Şurayı 3 yazacağız. Şimdi bunları çarpalım. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. Topladık. 30 tane rakamları farklı çift sayı yazabiliriz. Şimdi geldik C şıkkına. 400'den büyük kaç doğal sayı yazabileceğini buluz. Şimdi rakamları farklı demiyor. Ona dikkat edelim. 400'den büyük 3 basamak Şimdi 400'den büyük olması için o zaman yüzler basamağına 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Yani 3 farklı durum var. Şimdi ortaya onlar basamağına bütün rakamlar gelebilir. Burada gördüğünüz gibi bizim 5 tane rakamımız var 5'i de girebilir rakamları farklı demediği için yine tekrar 5 yazabilirim Çarpalım 3 kere 5 15 15 kere 5 75 tane Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir durum daha var buradan bir tane sayı çıkaracağız neyi çıkaracağız çünkü bu Sıralamanın içinde yani bu yazılımın içinde 400 sayısı da var çünkü Başa 4 gelebilirdi 00 olabilir. Yani 400 sayısı da var. O zaman buradan 1 çıkarıyoruz. Bu ne çıkardığımız sayı? 400 sayısı. Onun için 74 tane sayı yazılır diyoruz. Şimdi e, burada e, kümeli sorularda yani e, 3 basamak, 4 basamak sorulardan karşınıza gelebilecek olası sorulardan oluşan bir soru hazırlamıştık. Umarım konuyu iyice anlamışsınızdır. Şimdi dörde bakalım şöyle. 22.005 sayısı veriliyor. A. Verilen sayın rakamları yer değiştirilerek 5 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabileceğini bulunuz. Şimdi bu da tekrarlı permütasyon biliyorsunuz. Şöyle yapıyorduk A şıkkında. Kaç tane rakamız var? 5 tane. O zaman 5 faktörel yazıyoruz. Paya Payday ise tekrar eden rakam sayısı. 2 i̇ki tane 2'miz var. 2 faktörü yer. 2 tane 0'mız var. Yine 2 faktörü yer. Şimdi 0'ın e, başa gelmeme oranıyla çarpmamız lazım. 0 olmayan rakam sayısına bakalım. 1, 2, 3 tane. 3 bölü 5 oranında 0 başa gelmez. Yani 5 ile başlayanlar var. 2 tane de 2 ile başlayanlar var. Onun için ne yaptık? 3 bölü 5 ile çarptık. Bir de 0 0 var. 0 ile başlamayacağı için 3 bölü 5 oranında sayılar 0 ile başlaması. Şimdi açalım bunları. 5, 4, 3, 2 bölü 2 çarpı 2 dedik. Şurası da 3 bölü 5. 5'ler sadeleşiyor. 2 kere 2, 4, 4 sadeleşsin. Kalan sayıları çarparsanız 18 tane sayı buluruz. Peki B şıkkına bakalım. Verilen sayının rakamları yer değiştirilerek 5 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabileceğini bulunuz. Şimdi biz sayının çift olmasını istiyoruz. O zaman bizim birler basamağımız 2 de olabilir. 2 durum var. 5 basamaklıydı. Ama bu basamakları buraya yazmaya gerek yok aslında. Bir de sondaki basamağımız 0 olabilir. Şimdi bir tane ikimiz giderse ne kalır? 2, 0, 0, 5 kalır. Burada bir tane sıfırımız giderse 2, 2, 0, 5 kalır. Şimdi bu rakamlarla 4 tane rakamımız var. 4 faktöriyel diyoruz. Bölü. 2 tane sıfır olduğu için 2 faktöriyele bölüyoruz. Sonra sıfır olmayanların oranı. Sıfır olmayanlar bakın 2 tane sıfır olmayan rakamımız var. Paya 2 yazıyoruz. Bölü. 4 tane olduğu için 2 bölü 4. Artı. Aynı mantıkla yine burada da 4 tane rakamımız var. 4 faktöriyel dedik bölü 2 tane 2 var 2 faktöriyel. çarpı 0 olmayanlar olur. Bak dikkat edin. 1 2 3 3 bölü 4 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi bu açılımları yapalım. 4 3 2 bölü 2 2 bölü 4 dört dedik. 4'ler sadeleşti, 2'ler sadeleşti. Buradan 6 geldi. Artı bu tarafa bakalım. 4 bölü 4 3 2 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. Şimdi ikiler gitti, 4'ler gitti. 3 kere 3, 9 da buradan geldi. Toplam 15 tane sayı yazabilirmişiz. Çift olan doğal sayılardan. Evet, şimdi 5. sorudayız. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgen üzerindeki 13 noktadan, köşeleri bu noktalardan herhangi 3 olan en çok kaç farklı üçgen yani çizilebileceğini bulduk. Şimdi 13 tane noktamız var. Üçgen çizmek için 3 tane nokta almamız lazım. Bu noktaları birleştirirseniz bir üçgen oluşturursunuz. O zaman biz 13 noktanın üçlü durumlarının hepsini bulalım. Bundan üçgen olmayanları çıkaralım. Üçgen olmayan üçlü noktalar. Bunlar neler? Hemen e, görmüşsünüzdür. Bakın, şu aynı doğru parçası üzerindeki noktalardan üçünü seçerseniz e, üçgen olmaz. Bunlar bir doğru parçası oluşturur. O zaman şurada dört tane var. Dördün üçlüsünü çıkaralım. Başka, bakın yukarıdan aşağıda dört tane noktamız var. Yine dördün üçlüsünü çıkarıyoruz. Yukarıya bakalım kaç tane var? Bakıyorum 3, 6 tane var. 6'nın üçlüsünü çıkarmamız lazım kombinasyonunu. Şurada da 3 tane olduğu için 3'ün üçlüsünü çıkarıyoruz. Şimdi yapalım 13'ün üçlüsü 13'ü 3 kere açalım. 13, 12, 11 bölü 3 faktöriyel 3 çarpı 2. Eksi 4'ü 3 kere açıyoruz burada da. 4, 3, 2 bölü 3 faktöriyel 3 2 diyelim. Eksi aynı şekilde ben bunu kısa yoldan yapıyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki niye böyle yapıyorsunuz, anlatmıyorsunuz. Onun için anlatıyorum. Ben de anlatıyorum. Ne yapayım? Şimdi 6'nın üçlüsü. 6'yı 3 kere açıyoruz. 6 5 4 bölü 3 2 eksi. E, sayıların kendi kombinasyonu 1 olduğu için oraya direkt 1 yazalım artık onu da açmayalım. Şimdi 3 kere 2 6 olduğu için şu 6 ile 12'yi sadeleştirdik. Şurada 2 kaldı. 3 ile 2 gitti. Burada da 3 ile 2 gitti. 3 kere 2 6, 6 gitti. Şimdi burada ne kaldı? 26 kere 11. Onu bir köşede çarpalım. Ne yapar? 286. Eksi şuradan 4, 4, 20 ve 1'i çıkaracağız. Yani 286'dan şu sayıları toplarsak 29 çıkaracakmışız bu çıkarımı yaparsak 257 sayısını buluruz. Şimdi 6. soru ona bakalım. Felsefe kelimesinin harflerini yerlerini değiştirerek 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı harf birliği yazılabileceğini bulunuz. Şimdi bakıyoruz kaç tane harfimiz var? 7 tane. O zaman tekrarlı permütasyondan yapıyoruz. Bunu da 7 faktöriyel diyoruz. Neden tekrarlı? Çünkü tekrar eden harfler var. 3 tane gördüğünüz gibi E var. 3 faktöriyel bölüyoruz. Başka e, iki tane F harfi var. Şöyle iki faktöriyeli bölelim. Başka da aynı harfimiz var mı? Yok. O zaman 7 faktöriyeli açalım. 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyeli kadar açmamız yeterli. Çünkü aşağıda 3 faktöriyeli var. Bunlar birbirini sadeleştirsin. Şunu da sadeleştirelim. 2 çarpalım. 7 kere aldık. 42. Şurası da 10. 420 yapıyor 42 çarpı 10'dan 420 tane Harf birliği bulabiliriz. Evet, yedinci soru. Kübra ilk 8 soruyu cevaplamak zorunda olan 14 soruluk bir sınava girmiştir. Buna göre Kübra'nın cevaplamayacağı, yani cevaplayacağı toplam 10 soruyu kaç farklı şekilde seçebileceğini bulunuz. Burada o zaman şöyle düşünelim. İlk 8 soruyu cevaplayacak. Soru cevaplandı. Geriye kaç soru cevaplaması gerekiyor? 10 taneydi. O zaman 10'dan 8 çıktı. 2 soru daha cevaplayacak. Peki 14 sorumuz vardı. 14 taneden ilk 8'i gitti. 6 soru kaldı. Bu 6 sorudan 2 tane daha seçiyoruz. Demek ki 6'nın ikili kombinasyonuyla bu seçimi yapabiliriz yapalım. 6 2 kere açıyoruz. 6 5 Payda 2 faktöriyeli yazıyoruz. 6 kere 5 30 2'ye böldük. 15 farklı seçim yapabilir. Şimdi 8. soru 3x eksi y kare üzeri 10 ifadesinin açılımındaki y üzeri 8'li terimin kat sayısını bulunuz. Şimdi burada bizim reyli bir formülümüz var. Onu kullanırsak çok rahat bütün soruları bu binom soruların hepsini çözüyoruz. Onun reylesi diyoruz. Şimdi birinci terimiz 3x. 3x'in üzerine şu terimleri birbirinden çıkarıp yazıyoruz. Yani 10'dan r çıktı. 10 eksi r yazıyoruz. İkinci terimin üzerine ise şu aşağıdaki ifadeyi yazıyoruz. Yani y üzeri 2 üzeri r yazmamız lazım. Bu a çarpı y üzeri 8 diyecek. Bize katsayısı yani a'yı soruyor. Şimdi ilk etapta biz sadece y'leri alalım. Gerisi önemli değil. y üzeri 2r eşittir. y üzeri 8. Buradan r'yi belirleriz. O zaman üstleri eşit diyebiliriz. Tabanlar eşit olduğu için. 2r eşittir. 8'den r 4. r'yi bulduk. Şimdi getirip r'yi burada yerine yazıyoruz. Biraz da kırmızı kalem kullanalım. Ee, onun dörtlüsü diyoruz. Çarpı 3x üzeri 10'dan 4 çıktı. 6y üzeri 2 üzeri 4 yazıyoruz. Şimdi onun dörtlüsünü açalım bir köşede. 10, 9, 8, 7, 4 kere açıyoruz onu. Paydaya 4 faktöre 4, 3, 2 çarpı 3 üzeri 6, x üzeri 6, y üzeri 8 olur. Üstün üstünde üstler çarpılır. Şimdi bu sadeleştirme işlemini yapmamız lazım. Ee, sadeleştirelim. Nasıl yapalım bakalım. Ee, 4 kere 2 8 olduğu için 8 gitsin. 3 ile de 9 sadeleştirdim. Burası 3. 7 kere 3 21. 210 yaptı burası. 210 çarpı 3 üzeri 6 x üzeri 6, y üzeri 8 oldu. O zaman bize katsayı soruyordu. Katsayı. 3 üzeri 6 çok büyük bir sayı onu açmıyoruz. Hatta burada bir 3 çarpanını bu tarafa aktarabilirsiniz. Yani 210'u 3'e böl 70 kaldı. 70 çarpı bir tane 3'ü 3 üzeri 6'ya attığımız için 70 çarpı 3 üzeri 7 diyebilirsiniz. Evet 9. soru ifadesin açılımındaki sabit terimi bulunuz. Yine reyli formülü kullanıyoruz. 5'in reylisi diyoruz a üzeri 3 üzerine farklarını yazıyoruz. Yani 5'ten r çıktı. 5 eksi r yazıyoruz. Çarpı 2 bölü a kare üzerine de r yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu açılım bize sabit terim verecek. Sabit terime a diyelim. a vermesi gerekiyor. Küçük a'ların yok olması gerekiyor burada. Hatta karıştırmamanız için burada farklı bir harf kullanalım. Diyelim ki k'yi versin k olsun. Burada da r üzeri sıfır var. Aslında r yok. r üzeri 0, pardon r değil, a. a üzeri sıfır var. Aslında a da yok oluyor. a üzeri 0, 1 olduğu için. Sadece görmeniz açısından yazıyorum. Şimdi üstleri çarptık şurada. a üzeri 3'ü dağıttık. 15 eksi 3 r. Şurada ise e, sadece a'nın kuvvetlerini alıyoruz ilk etapta. Yani şuradaki 5'in r'lisi önemli değil. 2 önemli değil. Buradan da 1 bölü A üzeri 2 r gelir. Üstün üstünde üstler çarpılır. Eşittir A üzeri 0 diyelim. İşler dışlar yaptık. O zaman A üzeri 15 eksi 3R eşittir A üzeri 2R olur. Sonra üstleri eşitle 15 eksi 3R eşittir 2R. Buradan R 5 çıkacak. Pardon. 5R eşittir 15 R 3 çıkacak. R'yi bulduk. Şimdi tutalım şuradaki ifadede R yerine 3 yazalım. 5'in üçlüsü çarpı A üzeri 3 üzeri çıkardık bunları 2 yazıyoruz. 2 bölü A kare üzeri aşağıdaki sayı yazıyorduk. Şimdi 5'in üçlüsünü açalım. 5, 4, 3 bölü 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı üstün üstünde üstler çarpılır. A üzeri 6 Şimdi 2 üzeri 3 6 bölü a karenin 3. kuvveti a üzeri 6 yapar. Şimdi burada a üzeri 6'lar birbirini sadeleştirir. Ee, zaten a'ların yok olması gerekiyor. 2 üzeri 3 pardon 8 yapar. Burada bir işlem hatası oldu. Bazen gözden kaçıyor. Şimdi a üzeri 6'lar gitti. Zaten a'ların gitmesi lazım. Sabit terimde herhangi bir bilinmeyen olmaması lazım. Sadece sayıların kalması lazım. Şimdi şurada da sadeleştirme yapalım. 3'ler gitti. Şurada da 2 ile sadeleştirdik. Şimdi kalan sayıları çarpalım. 5 kere 2 10. 10 kere 8 80. Demek ki sabit terimimiz burada 80'miş. Evet geldik 10. soruya. Bakalım 10. soruda. 13 soruda arkadaşlar bir olasılık solumuz var. 2 zar birlikte atıldığında üst Yüze gelen sayıların toplamının a 6 olma olasılığı kaçtır? Şimdi iki zar atarsanız, iki zar atarsanız 6 çarpı 6, toplam 36 durum var. Bu toplam durum sayısı. Durum sayısı. Şimdi toplam 6 olan zar durumlarına bakalım. 3-3 bir tanesi. Sonra 4-2, 2-4 var. Başka 5-1. 1, 5 var. Başka da durum yok. O zaman toplama altı olan 5 tane durum var. Tüm durum sayımızda yukarıda bulduk. 36. Cevap 5 bölü 36 olacak. Şimdi B şıkkına bakalım. En az altı olma olasılığı kaçtır? Şimdi toplamı altı olanları söyledik. Tekrar yazalım. 3, 3. 4, 2. 2, 4. 5, bir. 1, 1, 5. Ee, en az 6 olduğu olmasını istiyor. O zaman 6'dan yüksekleri de alacağız. Yani 7 olan durumları da yazalım o zaman. 4, 3, 3, 4, 5, 2, 2, 5, 6, 1, 1, 6. 8 olanları da yazmamız lazım. 4, 4, sonra 5, 3, 3, 5, başka. Ee, 6, 2, 2, 6. Toplamı 9 olanları yazalım. 5, 4, 4, 5, 9 olan başka ne var? 3, 6, 6, 3. Toplamı 10 olanları yazıyorum. Şimdi 5, 5 var. 6, 4 var. 4, 6 var. 11 olan 6, 5 ile 5, 6 var. 12 olan zaten 6, 6 var. Şimdi toplam kaç durum var bakalım. 5 buradan 6 da buradan 11. 5 daha. 5 buradan 6 11. 5 de buradan 16. 4 buradan 20. 3 buradan 23. 3 de böyle 26. 26 bölü 36 diyoruz. Sadeleştirin 2'ye bölün 13 bölü 18 oluyor cevabımız. Şimdi diyor ki 4 olmama olasılığını bulun bize diyor. Şimdi onu da şuraya sileyim. En iyisi sığmayacak çünkü. 4 olmama olasılığı. Peki 4 olma olasılığını bulalım. Bütün olasılıkların toplamı biliyorsunuz 1'di. Şimdi toplamı 4 olanları yazıyorum. 2, 2, 1, 3, 3, 1. Toplamı 4 olan 3 durum var. O zaman 4 olma olasılığı 3 bölü 36 sadeleştirin işte 1 bölü 12. 4 olmama olasılığı olmama olasılığını soruyorsa hep bunu birden çıkarıyoruz. Çünkü bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı birdir payda eşitleyip işlem yaparsanız 11 bölü 12 oluyor cevap. Evet 11. soru içinde yalnız kırmızı ve beyaz bilyelerin bulunduğu bir torbadaki kırmızı bilyelerin sayısı beyaz bilyelerin sayısının iki katıdır. Şimdi beyazlar var kırmızılar var. burada beyaz bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin sayısı beyazdan iki katıymış. O zaman bu x ise burası 2x. Torbadan rastgele çekilen iki bilyenin ikisinin de beyaz olma olasılığı 1 bölü 12 olduğuna göre Başlangıçta top torbada toplam kaç bilye vardır? Şimdi x'in de e, beyaz olma olasılığı yani x'in ikilisi diyoruz. Bölü tüm durum sayısı yapacaksınız. Burada da 3x tane bilyemiz olduğu için 3x'in ikilisi yazıyoruz. Eşittir 1 bölü 12. Şimdi x'in ikilisini açalım. x'i 2 defa açıyoruz. x çarpı x eksi 1. Bölü 2 bölü. 3x'i iki defa açıyoruz. 3x çarpı 3x 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 12. Şimdi paydalar gitti burada. Yani ikiler gider. Bir de x'leri de sadeleştirebilirsiniz. x'ler de gitti. Ne kaldı? x eksi 1 kaldı. Aşağıda şu 3'ü dağıtalım içeri. Ne yaptı? 9x eksi 3 oldu. Bölü 1 bölü 12. Ne yapıyoruz? İşler dışları tabii ki. İşler dışları yapınca 12x eksi 12 eşittir. 9x eksi 3. Şimdi bu 9x'i buraya alalım. 3x kaldı. Eksi 12 artı 12 olarak atalım. 9 her tarafı 3'e bölelim. x eşittir 3. Toplam bilye sayısını soruyordu. Toplam bilye sayımız 3x'ti. O zaman x'e de 3 ver. 3 çarpı 3. 9 tane bilye var. Diyoruz. Geldik son soruya. Şimdi burada bir olasılık soluğumuz var, güzel bir solu. Kümesin elemanlarından rastgele seçilen, rastgele ikisi seçiliyor. Seçilen bu elemanların toplamının negatif olma olasılığı kaçtır? Şimdi şurada toplamı negatif olan durumları düşünüyoruz. Şu dört tane sayıdan herhangi iki tanesini alırsan toplamı negatif olur. O zaman istenen durum sayısını buluyoruz önce istenen durum sayısı. 4'ün ikilisi. Oradan bir negatifliği yakaladık yani herhangi iki tane alırsak. Artı başka neler var? Onları da tek tek elle sayacaksınız. Mesela eksi 3 ile 1'i toplarsanız negatif olur. Bir tane oradan. Sonra eksi 2 ile 1 de negatif olur toplam. Bir tane de oradan. Başka bir tane de eksi 3 ile 2'yi toplarsanız bu da negatif yapar. Bir tane de o. Başka da durum yok. Bölü tüm durum sayısı tüm durum sayısı burada da toplam kaç tane elemanımız var bakıyoruz 6 tane 6 tanenin 2 tanesini seçiyoruz 6'nın ikilisi şimdi 4'ün ikilisi 4 artı 1 artı 1 artı 1 yapıyoruz bölü 6'nın ikilisi 15 şimdi yukarısı ne yapıyor 7 bölü 15 cevap Evet bu içeriği de sizler için bitirdik arkadaşlar. Umarım sınavlarınızda güzel notlar alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Bizi takipte kalın lütfen.